En çok bu tabağı beğendik. Evet. Hakkını da verdik mi? Verdik. Verdik. Hazırsan eğer aç lütfen. Hangi geline hediye? Yeşim'e hediye. Yeşim'e. Burada da bir kurbağamız Şimdi var. Ben sana demez miyim? Oturabilirsin, buyur. Oturayım. Muhallebisine bayıldım dedin. Evet. Ama kuru olmuş dedi. Bak yanağa dört verdiğinde ben sana ne diyorum? Gelinin. Ama sen benim muhallebime, yine muhallebime bayıldılar. Ya en azından insan muhallebinin hatırına puan verir. Hakkını verdim ama. İki veririm, üç veririm. Hakkı bir mi? Bak gelinime de beş verirdim ama hakkını verdim yani. Neden muhallebisine bayıldım dedin öyleyse? Yeşim'in yaptığı muhallebi daha güzeldi. Hayır, muhallebisine benimkine dedi. Keki de güzeldi, ıslaktı. Hayır, muhallebisine bayıldım diye benimkine dedi. Tuğba'cığım, seninkini sadece muhallebisine, benim tabağımı her yiyen kayınvalide burada dedi ki her şeyi güzel olmuş. Özellikle sadece muhallebisi değil. Muhallebisi benim anlamadığım güzel. Nasıl kuru diyorlar ya? Ben ona, benim aklım almıyor. Yani o kadar çok suluydu ki muhallebiyi dökerken suyla muhallebin birbirine girdi ya. Kuru. Bak gördün mü? Benim var ya bak gerçekten rakibim yanımda oturuyor. Bak kuru diyor ya. Ama bak tek kendi kayınvaliden söylemiş olsa. Bak ben sinirleniyorum bak böyle sinirlendiğim zaman da bak. Kendime sahip çıkamıyorum. Ne yapayım? Kendime sahip çıkmam için senin burada bana kuru dememen lazım. Susup oturman lazım. Ya bir de böyle havalar mavalar baksa ayak ayak. Gönül abla şöyle söyle. Normalde mükemmel. Böyle oturur bak. Normalde böyle oturur. Yarısı kuru yarısı ıslaktı senin kekin. Sen hiç karışma benim istersen. Benim öyleyse başka kayınvalideye hesap sormama gerek yok. Benim kayınvalidem beni yeterince kötülüyor zaten. Benim başka kimseye ihtiyacım yok. Şimdi sen Hatay abla oradan bir şey demezken sana ne oldu? Kuru dedi. Hayır dedim. Kuru dedim. Kuru dedi. Muhallebisi güzel kuru dedi. Evet. Şey demedi değil. Ben size bir öykü anlatayım. Biz Antalya'ya gittik. Gönül annem sadece dedi ki bugün yemeği ben yapayım. Tuğba sen çok yoruldun dedi. Ben yemek sonra, yapmam. Yapayım dedim. Benim köftem yapmam çok güzel. Ne oldu biliyor musunuz? Köftelerin hepsi tavada kaldı. Sonra geldi bana dedi ki Tuğba dedi biz kurtaramıyoruz. Teyzen, yeğenim üçü de köfteyi kızartamamışlar. Köfteyi koyuyorlar. Yine kim kurtardı köfteleri? Sen kurtardın ne var? Öyleyse benim yaptığım keke kuru diyemezsin. Bu sana çok bile. Ben yemek yapmıyorum. Yapması yemek yapmıyorsan öyle girmeyeceksin o işe. Ya güzel oldu. Dayan altında bir kere köfte yapmaya kalktı. Bir de bu yarışmada yaptı. Kadın köfteyi dağıldı. Koyuyorlar. Bir de yani öykü çok uzun da anlatmak istemiyorum. Aman köfteler paramparça oldu. Beceriksiz kayınvaliden benim kekime kuru diyor şu an. Ya şu an ben anlamadım. Şair burada ne anlatıyor? Ne köfte? Ben yani kendi şey yemek yapmayı bilmeyen kadın benim bir kendini aklı çıkarıyor. Başka ya şimdi şey Gönül abla yemek yapmayı bilmiyor olabilir. Yapmıyorum. Öyle bir becerisi de. Yok. Herkes benim kayınvalidem gibi usta şef gurme olmayabilir yani. Ben yiyeceğim. Ama neden doğru, bugün sana 5 verdiğime mi gurme oldu senin kayınvaliden? Yok gördük onun gurmeliğini de gördük ben de. Ben yiyeceğim. Yarın sen ona 2-3 verirsin. Seni var ya burada neler yapar sana? O sensin. Aa ben öyle şeyler yapmam. Aa sensin. Prenses Perfin ya. Hayır ben onu yapmıyorum. Ben bana vermediği puan için, sana verdiği için dün yine aynısını söyledim. Tamam ben senin tabağını kötüledin mi sen şimdi benim tabağımı kötülüyorsun? Ben senin şu an tabağını mı kötülüyorum? Kayınvalidenin tavrını söylüyorum ben. Kayınvalidenin tavrını ne alaka diyorum. Bak, ben de diyorum ki yemek yapmayı, hayatını bir kere yemek yaptın. Niye bilmeyebilir? Evet bilme. Sana güvenip gelmiş. Kendi yemeğine güvenip gelmemiş ki. Tuğba, benim beyim yapıyordu biliyorsun, baban yapıyordu. Bunun beyi ve babası yapıyormuş her şeyi, şimdi ben yapıyorum. Evet, Leşim'in de annesi yemek yapmayı sevmez. Annemle alaka? Yapmaz. Konuş kız. Hasan abi yapar. Aşçı baba. Aşçı baba. Yanıma desin, ne oldu? Pardon da konun ne alaka annem, bir dakika. Senin annen de yemek yapmayı bilmiyormuş. Annen yemek yarışmasına mı geldi? Bilmiyormuş. Dört tane çocuk savunuyorsun ya. Biliyor. Bu da iki tane büyütmüş. Hayır. Hadi be. İşine geldi. Ya tamam. Konunla hiç alakası yok. Sen kayınvalidenin yemeklerini eleştiriyorsun. Yemek programına geldi. O da senin anneninkini eleştirdi. Ne oldu? Senin damarına dokunduğu zaman kötü. Hayır. Benim damarıma dokunulduğu zaman iyi mi oluyor? Şu an ikiniz yarışmaya geldiniz ya. Benim annem burada mı şu anda? Beni hiç ilgilendirmez. Konu aynı. Şu an senin anneni konuşsak da aynısını söylerim. Sen avukatlık yapma istersen.